Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Yani kardeşim, kameraya bağlı olmayın. Şart değil, atarız çöpe, yani şey değil. Böyle başkasını düşünerek şey yapmayın, davranmayın. Silersiniz, atarsınız, tamam mı? Rahat olun bu mevzuyla alakalı. Çünkü çok önemli. Birinci derecede muhatap sizsiniz ya. Bir, tılsımı kainatı keşfeden, bunu bilmesen bedeli çok ağır. Yani Allah Allah'lık yapıyor var ya, bu. Bunun içerisine tılsımı kainatı keşfeden. Tılsım ne burada sana? Yani biraz şey olacak ama. Tılsımı kainatı. Toplam bir soru olacak, olmuş olacak. Yani Allah var iken vardı. Sonra Allah kainat yaratmaya karar verdi. Kainatı yarattı. Bu yaratmasındaki sır. Ama çok ilginçtir. Kainatı çok tuhaf yani. Dikkat etmeye çalışacağım kelamlarıma. Kainat Allah'ın ilmi, irade, kudreti ve sanatın dışa vuruşu, esmanın cilve, cemal, nakış, sanatıdır. Şimdi ne anlatacağım? Bunu kavrarsak çok harika olacak. Esma, Esma-i Hüsna keyfiyetini bilmiyor. Nasıl oldu hala benim alemimde sır. Esmanın içerisin, esmanın dışmışı yok. İçi de yok, dışı da yok. Bilmiyoruz esma. İçi var desek dışın olduğuna delil olur. Mesela bardağın içi diyorsun. Demek ki su bardağın içinde. Su bardağın içinde. Bardak ayrı, su ayrı. Yani bardağın içinde su var. Bardak su değil demek. Ayrı bir şey. Mesela buzun içinde su var, yanlış. Odunun içinde nur var, yanlış. Bardağın içinde su var gibi oldu. Yani suyun içinde buz var deyince buz ayrı, su ayrı olmuş. Peki buz nedir? Suyun sıfatı var. Buhar, nem, kar, yağmur, değil mi? Dolu vesaire. Buz suyun sıfatıdır. O zaman buz nedir? Suyun bir sıfatı olan donmuş kendisini gösteriyor. Su nerede buzun? Altında değil, üstünde değil, sağında değil, önünde değil, arkada. Yani donmuş sudur. Eğer buzun içi dersen, dışı da var demek. Öyle bir şey yok. Buz donmuş sudur. Peki su buza ne kadar yakın? Su ne kadar yakın? Kendisi. Kendisi. Ona ne denilir biliyor musun dil insanında? Şah damarınızdan daha yakındır. Odur. Ya, yani odur denmez. Onun taayyum ve teşahhus etmiş. Taayyum ve teşahhus etmiş. Cilve, cemal, nakış, sanat olarak gözükmüş. Taayyum ve teşahhus olarak şey yapmış, taayyum etmiş. Taayyum ve teşahhus olarak vücudu hariciye çıkıyor ama kendisini şey olarak gösteriyor. Sana, cilve, cemal, vesaire. Şimdi buza sudan ayrı bir vücut verebilir misin? Buza. Yok. Veremezsin. O zaman buz nedir? Suyun sıfatıdır. Kar buz ne, kar suyun nesidir? Sıfatıdır. Buhar sıfatıdır. Suyun H2O nesidir? Unsurlarıdır. Onu oluşturduğu için. Evet. Mesela buza göre buz kışırdır, su cevherdir. Suyu ele alıyoruz.
Su kışırdır, H2O ceberdir. Asıldır. Hidrojen oksijeni alırsan su denen bir şey kalmaz. Yani kışınla cevheri ayırt edilen, ayırt etme alameti, onu aldığın zaman ortada ne kalıyor? Eğer bir şey kalmıyorsa aldığın şey cevherdir. Buzdan suyu al. Ne kalır? Buzdan suyu al. Hiçbir şey kalmaz. O zaman su cevherdir. Buza, buzun cevheri sudur. Peki sudan hidrojen oksijeni al. Su denen bir şey kalmaz. O zaman hidrojen oksijen cevherdir. Hidrojen ve oksijenden enerji al, o da yoktur. Enerjiden de esiri al, o da yoktur. Esirin içinden, içi demeyeyim, esirden maddi hayat al, esir yoktur. Maddi hayattan aynı hayat al, maddi hayat yoktur. Aynı hayattan akıl cevheri al, çünkü varlığın temeli akıl var yani. Çünkü Allah bu kainatı ilim, iradesi ve kudretiyle vardır, yaratmış. Zatıyla bu kainatta yoktur Allah. Yani yoktur derken dışarıda içeride bilmiyoruz. Zatıyla bir bildiğim şudur, verilen habere göre insan da var. Onu seven, ona iman eden, onu fark eden, herkes de dediği, onu fark eden, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyebilen de Allah taayyum ve teşahhus ediyor zatı. Şimdi akıl cevheri alırsak aynı hayat ortadan kalkar. Akıl cevherinden, akıl cevherinden önce his ve şuur vardı. Akıl cevherinden de ruh kaldırır. Akılın cevherinden de ruhu kaldırın. Akıl kışır olur. Akıl kışır olur. Ruhtan da eneği kaldırın. Eneği kaldırın. Ene kışır. Evet, ruh kışır kalır. Peki, enede eneğe giriyoruz. Eneden nuru kaldırın. Kaldı mana. Nur şeyin içinde, enenin içerisinde, yani din literatüründe, dinde nuru Muhammedi. Allah benim nurumdan yarattı. Din literatüründe. Şeciri hilkatte, büyük ağaç kabul edilirse, çekirdeğin adına mec'ul denilir. Onun bir tane timsali sureti bizde var. Aynadaki güneş. Güneş değildir. Ayna da değildir. Ama aynadaki güneş, güneşin hasiyetlerine, haysiyetlerine ve hasiyetine sahip. Aynadaki güneş, güneş değildir. Ama ayna da değildir. Ama ısısı, ışığı, yedi rengi yansıtsan orayı aydınlatır. Kendi çapına göre burada güneş var. Ama bu güneşe ne denilir? Ayn değildir. Ama gayr de değildir. Nur-u Muhammedi'nin bir cilvesi, timsali sureti bizdeki ben olan bendir. Budur. Buna ene diyoruz. Peygamber Aleyhisselam Nur-u Muhammedi'nin bir timsali sureti bizde var. Bunun adı enedir. Din literatüründe bu Allah'ın dışında yaratılan her şeyin çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi'dir. Kainat diyor, yani Allah'ın dışında her şey, ağaç olsa onun çekirdeği mec'uldur. Mec'ul. Mec'ul ceale. Yani haşa Allah değil, mahluk da değil. Berza. Buna mahluk denilmez diyor. Barla 258. Barla 258'de mahluk denilmez bu. Şimdi biz o... Temele gidiyorum ki oturtacağımız şey bilinsin. Şimdi o Nur-u Muhammedi, dindeki ismi, ağaç kabul ederse kainatı, şecer-i hilkat, meç'ul. İnsandaki karşılığını, insan büyük kainatın küçük modeli ya,
İnsan kainatı sura. Kainat, şeceri hilkat, insanın ekber. Şimdi bu Nur-u Muhammedi'de içinde ne var? Çekirdek yapıyorum bunu. İki şey var. 31. sözde. Ne var? Nur ve mana. Nur ve mana var. Şimdi biz ruh cevherinden gene gidiyoruz seyahatimize, yürüyoruz. Ruh cevherinden meculu alırsak, ruh yok olur. Çünkü ruh mahluktur. Ruh unutmayın, mahluktur. Peki bu meculdan nuru alalım, mana kalır. Şöyle düşünün. Elime bakıyor musunuz şey? Şöyle yapayım. İbrahim, bu çekirdek. Bu çekirdeği Allah tarafına çekirdeğe ben mana. Bu çekirdekten arş azam, lef-i mahfuz, arş, mahlukat yönü, zuhurat, yaratılış yönü. Bu berzah ya. Mahlukat yönüne, bunu kaçırmayın, bu çok önemli. Nur. Allah yönüne mana. İkisi de nasıl oluyorsa mana ile nurun, mahluk değil, haşa, esma değil, Allah değil, bir şey işte. Nur-u Muhammed'i. O berza. Berza. Sanki dehşetli bir dönüşüm var abi. Yani ne oluyorsa bilmiyorum. Manadan nura bir dönüşüm. İşte dönüşüm anafor bir şey yani. Acayip bir şey. Bilmiyoruz yani, bilmiyorum. Orada yanlış şey diyor. 31. sözde ona işaret ediyor. Yani işaret etmiyor. Saraten söylüyor. Saraten. Saraten söylüyor. Çok korkunç bir, yani nerelere gitmiş ustad. Benim bu kitap fotokopi, bazıları merak eder. Bu ne sayıyorsun böyle? Bu kadar büyük şey. Sözlerimi fotokopi yaptırdılar da. Hı. Tabii ki sayfaları tüsettiler ama önemli değil, ben size. Sayfaları birbirine geçirmişler. Çok yanlış. Oho. Mahvetmiş ya. Sayfalar birbirine alt üst etmiş. Bak nereye koymuş. Buldun mu? Niye bulamadın? Bak. Benim kitabı şey yapmış adam. Dur onu göstereyim de. Ha. Sayfa 579'da. Öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan nu, mana ve nur. Elbette yine şeceri kainatta bir meyve libasını giydirilmesi. Yani bunun, bu çekirdek, bundan sonra kainat ağacı, şeceri hilkat. Buraya tekrar kulüvallah ehad bu. Küllehe küfüven ehad meyvenin içinde. İşte bu diyor mana ve nur, elbette yine şeceri kainatta bir meyve libası giydirilecek. İnsan giydirilecek. Meyve insan. Giydirilmesi yine o hakimin muktezasıdır. Çünkü çekirdek daimi çıplak olmaz, olamaz. Böyle diye devam ediyor. Madem o meyve insandır, o çekirdek. Yani Nur-u Muhammed böyle yapıyorum. Allah tarafı, mana, mahlukat tarafı, mahlukat tarafı nur. Şeceri hilkati yarattı, meyve verdi. Meyvenin içinde gene bu çekirdek var. Orada da mana ve nur var. Var. O zaman abi oradaki çekirdeğin içerisinde, burada bunu izah ettik de çekirdekte nasıl izah edeceğiz Allah'a bakan tarafıyla? Ha, ona gelecek. Ha, ona geleyim. İyi dedim. Şu meyve insandır. Şu şeceri hilkattır. Meyvenin içindeki bu çekirdek var. Bu çekirdekteki çekirdekte nurmana var ya, buradaki Allah taayyum ve teşahhus etmiş halin denilir. 9. sayfa şu anlarda.
Burada diyoruz ya, İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Mesela, elhamdülillah Rabbil âlemin. Âlemlerin Rabbine hamdolsun. Ben, sen, o. Üçüncü tekil şahıs. O, elhamdülillah Rabbil âlemin. Er-Rahman Rahim. O, Rahman ve Rahim'dir. O ama. Maliki yevmiddin. O, ahiret günü sahibidir. O ama. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Ke burada muhataba zamiridir. Sana ibadet ederiz. Ben, sen, odan, o. Üçüncü şahıstan çıkıyor, muhatap oluyor. Orada kim var? Diyoruz, tamam. Odada kim var? Orada kim var orada? Hey oradakiler. Geldi. Sen misin? Muhatap oldu. Tamam. Şimdi o enedeki, çekirdekteki nur ve mana, işte namaz kılanda şu oluyor. Oraya geçebiliyorsa kendi enesine, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu süreç. Oraya gidiyoruz. Bak içeriye. Şeceri hırkattayız. Yani insan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir. Errahmanirrahim. Gayba geçtik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Buradayız. Er-Rahmanir-Rahim. İnsanlığımıza girdik. Hakikatimize. Ruh. Maliki yevmiddin. Gayba geçtik. Orada artık durduk. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn. Bendeki o. İşte burası hiçlik makamı değil mi abi? Bende o var. O çekirdekte Allah taayyum ve teşahhus etti mi? Şimdi bunu diyen ben değilim gene. Yani odur. Yani bendeki o. Bunun aslı burada. Bu diyor. Bu diyor. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn. Yoksa sana nasıl diyecek ki sana, Allah'a sana denilir mi? Nasıl diyecek ki? Neredesin ki sana? Allah gaybul gayb. Hey oradakiler! Nerede? Kim var orada? Ses geliyor falan. Geldi bir tane. Hey sen misin ya? Muhatap oldu değil mi? Ha, İyyâke ne'abudu diyemesi için muhataba çıktı, muhatabiyete çıktı. Kim o zaman diyor? Burada bende olan o. O aslına diyor. Yani muhatap alınan muhatap alan. İkisi aynı. Fark şu. Şurada ne aynıdır ne gayrıdır. Bu güneştir. Bu ayna. Bu güneş. Şems-i Ezeli. Bu ayna. Ruhtur. Ayna ruhtur. Bu ruhta Allah teayyum ve teşahhus ediyor. Enede. Fakat tuhaf tarafı bu ene yani aynadaki güneş hani madde değil. Yani madde değil. Ayna değil. Güneşin kendisi de değil. Nükleer patlama yok. Bak nükleer patlama yok. Bu nükleer patlama var. Ama burada nükleer patlama yok. Bunun güneşin taayyum ve teşahhus etmiş hali. Şu. Hasan abi taayyum ve teşahhus yani muayeneşip şahıslanıyor mu Hasan abi? Yani öyle lügat dese çok zalimane olur. Bu değil ama değil. Tamam. Değil değil. Yani başka ne diyecek ki mesela? Başka ne diyeceğiz? Taayyum ve teşahhus. Yani nurlanıyor ve manalanıyor. Orada pergeli oraya koydun mu o? Allah taayyum ve teşahhus ediyor. O makama geçince işte o aslına diyor. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn diyor. Diye. Bunu diyebilen, bu senaryoyu yapabilen yegane mahluk
Cebrail de değil, insandır. Hiçbir mahluk yok. Oraya kadar şeydir. Cebrailliktir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Beşeriliktir. Errahmanirrahim diyebilen insanlık makamıdır. Maliki yevmiddin. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, lef-i mahfuz'a kadardır. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bu da kamil insan. Yani en iyi fark eden kişilerde olur. Yani ustad gibi, İmam-ı Rabbani gibi, Hazretleri gibi. Biz ancak taklit ederiz, bahsederiz, naklederiz, iddia ederiz, davaya kalkarız ama yaşayamayız. Yani yaşadığımıza en büyük delil şu olacaktı, orada konuşmak yoktur. Konuşuyorsa orada değildir der İmam-ı Rabbani Hazretleri. Konuşma bile nasıl anlaşılır abi? Yani biz konuşuyoruz orada. Biz iddia ediyoruz. Konuştuğumuz gibi. Konuştuğumuz gibi. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, değil dedi, bunu vücudunda şöyle dursun, bunlardan konuşmak, bunları kelama getirme, bunları düşünmek, bunları merak etmek, kelime dökmek yoktur, olmayacaktır. Ancak ahir zamanın mehdisinde ve has kadrosunda olacak diyor. İmam-ı Rabbani'nin son mektubu bunda diyor. Bu mevzular. Bu tür mevzular etrafında, bunların etrafında şey var, payandalar var. Payandalar. Yani etrafı çivrili, çok sırlı burası. Mesela bir taşı şeydir bunun etrafındaki taş. Adem. Vücut. Hudus. İmkan. Bunlardan, bunları aşman gerekiyor, bu bariyerleri aşman gerekiyor fikren. Sonra konuşa konuşa aşağı iniyor. Fikir, his, latife-i Rabbani, latife-i insani, aşağı doğru gidiyor. Unutmayın, çok tuhaftır. Latifeler hem aynadır, hem gösterir, hem büyür, mazardır. Nasıl diyeceğim yani? Anlatamayacağım onu. Ayna gibi düşünmeyin. Aynadır, insan Allah aynadır ama gösteren değil. Gösteren ve aynı zamanda onunla inşa olan. Güneş aynaya vurur ama ayna batsın, güneş batsın. Bak güneş aynaya vurdu. Boyalandı. Bununla icraat yaptın. Karanlıklara vurdun vesaire. Tarlaya vurdun, ısındı. Güneş batsın. Aynada güneşlik gitti değil mi? Gösterdi o kadar. İnsan böyle değil. Gösteriyor ve inşa oluyor. Güneşleşiyor. Güneş batsa bile o devam ediyor. Latifeler böyle bir şey. İnsan böyle bir şey. İnsan aynadır. Aynı zamanda müsirdir. Yani gösteriyor, görüyor. Anlıyor musun yani? İnşa edilerek gösteriyor, aynadarlık oluyor. Yani kafamız şöyle, ezberlerimiz var ya, onları silmemiz gerekiyor. Mesela benim simam, kelamım, kelamda kullandığım, mevzu olduğum, neler konuşuyorum, neler düşünüyorum, o dışa haber veriyor. Haber veriyor. İçeriden haber veriyor. Neylerle meşgul oldum. Maç konuşsam maç olur. Değil mi? Para konuşsam para olur. Kadın konuşsa kadın. Yani bunlarla. Şimdi bu bariyerleri, bunun etrafında bariyer, adem, vücut, hudus, gibi bunlar aşılması lazım. Alemde çözülmesi lazım. Ondan sonra tefek konuşa konuşa böyle. Konuşa konuşa Murat.
konuşa konuşa tefekküre mal olacak. Şimdi duya duya. Su yumuşaktır, kaya serttir. Vura vura, vura vura, vura vura, vura vura. Oyuyor ya. Tekrarda şey var yani, kuvvet var. Tekrarda kuvvet var. En kuvvet, en zayıf, en kuvvetli devirir. Kaya serttir. Su işte. Rüzgar yumuşaktır. Ama sert dağları, sert efendim binaları, sert kayayı, taşı oyuyor biliyor musunuz? Koparıyor. Çünkü tekrar var hava zerresinde. Vura vura kayayı, parça parça toz 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 koparıyor. Vuruyor ya. Şimdi bunlarla bu kainat, büyük insan, bu kainat Allah'ın dışında yara. Ama biraz daha biraz içeri girdim şaşıracaksınız. Kainat arşa kadardır. Benim kastettiğim burası değil. Kainat arşa kadardır. Mesela bir mayı atsaydık güzel olacaktı ama geçti. Bak kainat arşa kadardır. Bu kainatın tılsımından bahsediyor. Bir de bu arştan sonra arş var. Lef-i mahfuz var. Arş-ı azam var. Kab-ı kavsen var. Bu da takılırsa buna komple, buna şecere-i hilkat denilir. Yani arştan sonra, arş sanki bir sınır gibi ikinci bir arş ikiye bölen bir şey mi var abi? Evet. Aşağıya bakan, yukarısına bakan. Kainat, kainat deyince külliyata arşa kadar, yani cennete dahil. Sonra arş geliyor. Evet. Sonra arş geliyor. Arş kainatın arş, değil yani. Kainatın damı. Tamam. Bu. Dam. Ama bu damın da yeni bir kurulum var. Aynı mana ve nur Lahut. Gibi. He? Mana ve nur gibi diyebilir miyiz abi? Kainata bakan tarafı, yukarısına bakan tarafı. Olabilir evet. Olabilir. Ama yok, lef-i mahfuz mahluktur denmez. Lef-i mahfuz mahluktur, Cebrail mahluktur, nurun içindedir. Nur, şeceri hilkatın mahluk yönüdür. Vücut yönüdür. Mana ise şeceri hilkatın yazılımı diyelim. Manası. Yani ağacın programı mana, ağacı meydana getiren enerji nur. Ha? Şimdi tılsım-ı kainat diyor. Bu tılsımın tılsımı değil demek ki. Şuraya kadar. Tılsım-ı kainat şuraya kadar. Ondan sıkıntı çekiliyoruz yani. Kainat deyince Allah'ın dışında her şey zannediliyor. Arşa kadardır. Oysa arş kainatın damıdır. Ama ondan sonra lef-i mahfuz var. Buraya 16. lemada diyor ki çok çok nadir kişiler girer. Buraya çok çok nadir kişiler giriyor. Lef-i ezeli deniliyor. Lef-i mahfuza. Bunun üstü. Arş var. Arşın üstü. Çok nadir. Vücudumu acayip ediyor bu tür şeyler. Diyor ki, fakat o hadise ecel-i muallak gibi lef-i ezelinin bir nevi defteri hükmünde olan lef-i mah ve ispatta mukadder olarak yazılmıştır. İyi dinleyin şu cümleyi. Gayet nadir olarak lef-i ezeliye kadar keşif çıkar. Gayet nadir. Yani arş onun üstü. Yani arş ya, arş burayı, bu dam, arştır dam. Hemen üstü lef-i mahfuz. Buraya gayet nadir, nadir olarak lef-i ezeliye kadar keşif çıkar. Çok önemli. Allah. Sonra, tamam. Anladım. Neyse. Subhanallah. Burası dam, tamam mı? Yeni ya diyor. Acayip. Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Hiçbir şey anlamıyoruz. Subhanallah. Tuhaf. Konuşuyoruz ama içeride neler oluyor işte o. Ama şunu kesin inanın. Duyuyorsun veya ben konuşuyorum. İnan Allah'a yemin ederim. Allah da yemin ettiği için söylüyorum.
Bunu duyuyorsun ya, sabırla dinle, dinliyorsun. Ben de sabırla bir halı örüyorum, tamam mı? Ortada bir sanat yapmaya çalışıyorum. Halı, vallahi billahi, tallahi, duya duya, konuşa konuşa örülüyoruz. O su kayaya vuruyor, oyuluyoruz. Duya duya, konuşa. Ondan el tekrar bahset, velif kanı 180 dahi olsa. Nasibike yusufike tahtel cibal. Nasibin varsa dağın altında veya tahtel bihar. Denizin altında. Unutmayın, düşündüğünüz yerdesiniz. Düşündükçe oradasın. Bu ne oluyor biliyor musun? Bedensel hayat. Hiç şey gibi geliyor. Allah Allah. Bunu konuşuyordu Kızır abiyle. Öyle bakardı Allah'ını. Ondan sonra dururdu. Tutunurdu bir yere. Ondan sonra Kızır abi buradayız. Kızır abi buradayım. İkimiz böyle. Karıştırdığını anlardım. Yani unutmayın bunu da. Ahiret asla dünyanın bitişi falan değil. Vallahi değil. Ahiret dünyanın bitişi değil. Hepsi burada. Mektubat 409'da diyor ki bütün alemleri, bütün dışında var. Bu alem içinde gördüm. Anladım, fark ettim deniyor. Gördüm. O alemler gözde gözükmeyeceğine göre gördüm. Abi nasıl oluyor? Bu rüyada alemleri nasıl görüyorsak en avami, biraz mudakik, fikren daha ilerisini görüyor. Biraz daha ilerisi mudakik, muhakkik, hissi görüyor. Hissi görüyor. Mesela avam şöyle görüyor. Avami seviyeden başlıyorum. Ayık olan, orada oturan bir şey görmüyor. Bunun gördüğünü görmüyor değil mi? Ama aynı yerdeler. Bunun gördüğünü görebilmesi için uyuması lazım. Öyle değil mi? Oradaki görmüyor. Bak. Ben görüyorum, siz görmüyorsunuz. Bir ilerisini düşün. Tefekkür ehli görüyor. Bunu görmediğini. Bir ilerisini hissi görüyor. Bir ilerisi hissi derken latife-i rabbaniye, şuhud, müşahedat, latife insaniyede artık burada lazım olduğu kadar geliyorlar buraya. Lazım olunca geliyorlar. Haber gönderiyorlar. Ne oldu? Cesedin suya ihtiyacı var. İyi peki geliyor. İçiyor. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamamen at gibi kullanıyorlar cesedi, beden yani. Adam geçmiş yani. Biz daha başlayacaktık. Tılsım kainat. Tılsım bunu aleminde fark et. Lugat manası sır. Sır var ya, sır. Koy kenara, meşgul olma. Bunlar demek değildir. Adı sır. Bunu diyebilmem için 1,5 sene verdim. Sır latifesi, adı sır. Koy kenara değildir. Cümlesini diyebilmek için 1,5 sene verdim. Bunun meşgul olma değilmiş. Adı sır. Tılsım kainat. Kardeşim. Ama. Harikalarla dolu olsa dışarısı. Hiçbir manem. Kainat. Burası falan değil ha. Ağaçtan. Onun tılsım olmasının sebebi insana muayyen değil. Yani gözle, kulakla, burunla, dille, elle bilinecek şey sır olmaz.
bunun dışında demektir. Zaten gördüğüne, işittiğine, kokladığına, tad aldığına, dokunduğunu düşünen avamdır. Havas ise avamın hayali veya rüyası bile ulaşamayacağı tefekkürle geçer. Gözün gördüğünden daha keskindir tefekkürü. Feraset yani. Tefekkürle. Mesela şöyle diyeyim de bir mutluluk vereyim size. Adam yatıyor. Bununla geçiyor. Banyo yapması icap ediyor. Bu gerçek midir? Gerçektir. Banyo yapıyorsun ya. Bundan fatura çıkmadı mı? Peki bununla ne alakası var? Buna niye fatura çıktı? Bu gerçektir. Realitedir. Tamam mı? Veya köpek kovalıyor, terden su oluyorsun. Bu gözüken ne kadar gerçekse bundan üstün olan, müjdeye bak, tefekkür bundan çok üstündür. O zaman nasıl ki rüya ile o iş oluyor veya köpek kovalıp terden su oluyorsun ama odur. Olmasa niye terden su oldun? Bundan bir üstün olan tefekkür da gittin alemdesin. Bu gördüğün şey yaptığın gibi ne kadar kesindir? Bu tefekkür de bundan daha keskindir. O zaman tefekkür ettiğin yerdesin ve olsun. Buradaki anlayışınız, yani bu o artma da... eğer anlasaydınız heyecandan duramazdınız. Anlamadınız. Abi 21. Lema'da Hazretleri diyor ya, hayalen ve fikren değil. Hakikaten. Hayalen değil, fikren. Evet, gitmek. Hayalen değil diyoruz da. Evet. Fikir. Hayalden daha üstün olduğu evet. için. Bak şimdi. Diyorum ki, düşündüğünüz, tefekkür ettiğiniz, o ben falan yok. O sensin diyorum. Bak iddia bu. Ona delil kullanacağım. Mesela, neyi düşünüyorsanız, neyi tefekkür ediyorsanız, o sizsiniz. O anda ama. Daimi olsa yaşayamazsın burada. O anda sensin. O zaman tefekkür ettiğin, nereye kadar ettin? Oraya hudut koyuyorsun. Yani bu tarla benim diyorsun. Ahirette sana tefekkürle vardığın yere kadar vardıracak sana. Yani bir yere tefekkür mü ettin? Oraya hudut koyuyorsun. Yani affedersin, vahşi canavarlar işiyor ya Afrika'da. Bu hudut benimdir. Tefekkür ettiğin yer kadardır çapın senin ahirette. Abi herkese bu hakikatları. He. Şimdi yani anlamasa da duysun diye. Daha ilerisini söyleyeceğim. Şimdi avam rüyada köpek kovalarken terliyor mu ceset? Realitedir. Cinsellik oluyor mu? Fatura çıkıyor. Realitedir. Tamam mı? Bu kesin böyledir. Doğru olmasa bedene fatura çıkmaz. Tamam mı? Tamam. Yani rüyanın faturaları. Yani oradasın, o olmuştur. Tamam. Rahmet ilahiyle zina yazmıyor. Fakat tefekkür rüyadan üstün müdür? Peki rüya gördüğüm şey oluyorum da tefekkür ettiğim şey ben niye olmuyorum? Oldu mu cümle? Oldu. Ha, rüya oldu, rüya gördüğüm şey oluyorsa ondan üstün olan tefekkür, tefekkür ettiğim şeyim ben. Onun için müjde bu. Müjde yani bu. Abi sindirmeye çalışıyor şu anda. Biliyorum. Sabah şeyi söylediğim gibi değil mi? Hani hayatınızda bir özeliniz olsun. Kimseyi paldır küldür sokmayın. Mesela her bir insanın Allah'ın da bir sırrı var. Değil mi? Mesela benim bir sırrım var zatım. Biraz da geniş bir daire sırrım var. Hanımım da içinde. Ama ikinci dairede. Pergeli koydum. Sır. Herkesin, kadın erkek bir sır var. Burada kadın da yok. Kocası, karısı hiç kimse yok. Burada Allah ve kendisi. Peygamber bile yok. Ustad, peygamber diyor. Benim bir halim var ki o anda Cebrail gelse kabul etmem diyor.
hadis. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Benim bir halim olur ki özel, Allah ile mülakkim olur ki, Cebrail o anda gelse kabul etmem. Usta da diyor ki benim bir halim var ki o anda birisi gelse kabul etmem. Siz hiç olmuyor yani tefekkür. Peki abi tefekkürü nasıl tanımlayacağız? Yani hayal değil, tasavvur değil, taakkul değil. Yani tefekkür ne o zaman? Bir saat bir de ders var şu anda tefekkür diye sitede. Hem de başta. Benim bu dediğim tefekkür ama aslında bir şey değil yani. Enfüsi tefekkür. Evet. Hani bu... Zaten yürümen için oradan oraya yürüyeceksin. Sonra yükü tefekkür. Mesela içeride olanın yani tefekkürü bilgi tefekkürü var, ilmi tefekkürü var, dimağa ait tefekkür var, kalbe ait tefekkür var. Şey vicdanla, kalbe ve ruha diye gidiyor. Ben size şöyle diyeyim. Fikir tefekkürüne çıkıp dimağa ait tefekküre giren de taassup olmaz. Varsa orada değildir. En belirgin özelliklerin bir tanesi. Bu sıralama olması mı gerekiyor abi? Zaten gidemezsin ki. İlkokul okumadan lisedeki ders nasıl sana verilecek? Yani bu Allah tarafından verilen ve onaylanan o oluyor. Onaylanmış insanlar. O. Bunlar 121 şualarda insani berzahtırlar. Bunlar insanlık alemiyle Allah hakikati arasında berzahtırlar. Bunlar insanlar, diğer insanlar bunun üzerinde yürürler. Bunlar köprü gibidir. İki alemi birleştirirler. İnsani berzahtırlar diyor, çekiyor. İnsani berzahtırlar. Peki aslında bu tılsım kainat dedin ya sana daha önce. Arştan aşağısı dedin. Evet. Şimdi bu Arş da dahil bir... Onun mu tılsımı? Evet. Üstün değil yani. Daha üstü değil. Konuşmuyoruz. Üstü konuşmuyoruz abi. İnsanları öbür tarafa taşımak abi. Nasıl? Şimdi buradayken orayı yaşamanın yolu unutmayın. Tefekkür netice değildir. Yoldur. Şöyle diyeyim. Bir dağ düşünün. Bir yol açılmış. Helozonik. Tamam mı? Çıkılıyor. O yol fikirdir. Usta diyor ki fikir yoldur. Fikir yoluyla diyor. Orada kamyon gidiyor. Kamyon tefekkürdür. Süren akıldır. Kamyon gitti bir yerde malzeme alacak. O da tefekkürle gittiği yerden verilen cevaptır. Mana. Peki aşağıda da dört tane var. Ene, zerre, elif, nokta. Peki abi bu berzahi olan insanlar devamlı o halet içerisindeler mi? Olamazlar yani. O ancak huzuru daimi. O peygamberde var o. Dönem dönemdir. An ve andır. Seviye seviye göre... Bazen onlar bizim seviyeye indikleri zaman yok oldukları endişesine kapılırlar. Yani çok dehşet alırlar. Oysa bizim normal hayata indiler yani. Mesela 3. sayit var. Yani Risale-i'nin de alakası yok. Yani Risale derken matbaadır, geldi gitti, tahsit de yok. Bir şey yok yani. 3. sayit. 1. sayit İhsariye. Ayasofya'da nutuklar atıyor. Siyasi hareketleri var Osmanlı döneminde. Alimliktir, medrese yapıyor, savaşıyor, cihat ediyor, talebi yetiştiriyor. Birincisi. İkinci sayıt Risale-i Nur vücuda geliyor. Üçüncü sayıt bütün hiçbirisiyle alakası yok. Garip bir şey. Artık sizin şahsı manevize havale ettim diyor Risale-i İsmet'i. Benim diyor 40 bin müşahedetim var, müşahedatım var. Bir tanesi Risale-i Nur'dur. Diğeri evliliği. 40 bin müşahedatım var. Bir tanesi Risale-i Nur'dur. Allah'ın bana nasip ettiği
müşahedelerim var. Bir tanesi Risale Nur'dur. Nasıl yaşıyorlar acayip de? Ben de merak ettim abi. Ben nasıl de dayanmışlar abi? He? Nasıl dayanmış? Onlara en büyük işkence, işkence bizim bildiğimiz değil işte. İşte en şeyini söyleyeyim size. Burası ile orası beraber görüyorlar yani aynı bak. Bu tarafa al, bu tarafa al, bu tarafa. Sağa çıksa tam öyle dursun bak. Bu doğru. Sen buraya aldın. Bu yanlış, o yanlış, o hareketin yanlış. Burayı orayla düzeltiyorlar. Düzelttiriyorlar. Onun için büyüklere ittiba edin. Çünkü onlar bizim gördüğümüz, işittiğimiz, kokladığımız, tat aldığımız, dokunduğumuz cinsten demezler. Biz avam olduğumuzdan dolayı gördüğümüzü, duyduğumuzu da düşünürüz. Malzeme bu. Onlar ise böyle bakarlar. Bazen işte oluyorlar. Bazen oradan konuşurlar, bazen buradan konuşurlar. Ne konuştuklarını da kimse, pek bir şey de kimse de anlamaz yani. Anlayacaklar zaman da net olurlar, biraz kendi. Onlar huzuru daimiye Allah Resulü'nde vardı. Her daim huzur. Ama varislerinde de var, derece derece, o seviye yok. Mesela İmam Rabbani Hazretleri huzur. Huzurun zıttı gaflettir. Gaflet bunlarda ariz olmaz. Yani ben uyurum, gözlerim uyur ama ben uyumam diyor Peygamber Hazretleri. Bunlarda da böyledir. O halette ülfet de olmuyor değil mi? Yok yok, öyle bir şey yok. Allah bu ülfeti silsin diye ustada ne yapmış biliyor musunuz? Aldı. İster istemez bu bilgi ülfete sebebiyet verir. Yani 30. söz. Birinci söz. Ülfet olur. Ustad, bu Allah bu ustadın ülfetini kırıp Risale-i Nur yeni tanımış gibi, yeni görüyormuş gibi ünsiyet ve heyecan olsun diye ne yapmış biliyor musun? Hafızasın. Allah zalimin eliyle zehirli hafıza gidiyor. Nisyan. Her şey siliniyor. Her şey siliniyor zehirle. Ondan sonra Risale-i Nur'u Allah Allah böyle her şeyi yeniden ezberliyor. Yeni. Şimdi senin bu kafanla her şey silinmiş. Ama yani halet duruyor. Bilgi yok. Halet acayip. Coşuyor. İnna aradan emanet anası mamatı veler de civarı falan. Ben şaşırsın, çıldırsın. Ya, o enerji duruyor ama. O halet duruyor. Fakat o bilgi yok. Çünkü bilgi halet olarak gözüktü. Attı ya seni. Bakmak enerjiye dönüştürdü. Enerji düşünceye dönüştürdü. Düşünce tefekküre dönüştü. Tefekkür hisse dönüştü. His latifeye dönüştü. Latife ruhsal oldu. Bu duruyor, bunlar yok. O zaman patlıyor da içerisi. İnne aradenel emanet arasıma vatibelerdi ve cibari femeyna yamela velahil. Böyle çıldırıyor yani böyle. Allah Allah. Nerede söylüyor bunu? İki yerde. Bir yerde Mesnevi Nuriye'nin sonunda 20 diyor. Nur Alemin bir anahtarında 80 yaşındaymış gibi yeniden iki defa nisyan olmuş ustada. Yani 20 yaşındaymış gibi yeniden baktım diyor. İki yerde söylüyor. 20 yaşındaymış gibi yeniden baktım yani sıfır. Bir de Nur Alemin bir anahtarında 80, bir de 80 yaşında olmuş. 80 yaşındaki haletler duruyor, bilgiler yok. Silinmiş. İmiş gibi yeniden baktım diyor. Allah! Allah! İnayeti sermedi, hikmeti ezeliye etti. Zasıyla şu diyor, Allah Allah! Tecrübe. Çıldırıyor da o zaman adam. Patlama oluyor. Benim mesela kısmen şeyim oldu mesela. Frankfurt'ta sebze haline girdik ya. Ben de bir o gece sabaha karşı hal binlerce yani mübalağasız meyveler, yiyecekler hepsi sergilenmiş. Avrupa'nın en büyük hali diyorlar değil mi? Öyle mi diyor? Hani sergilenmiş hepsini bir anda görüyorum. Hiç kimse yok sabah namazı değil mi? Yok. 12-12. Geceydi abi. Gece hiç kimse yok. Bir Allah'ın kulu yok. Biz varız. Hepsi açık. Sahibiyle girdik içeriye. Şimdi gaflet verecek kimse yok. Kimse insanlar bir alışveriş yapmıyor ya. Sıfır her şey meydanda. Hepsini seyrediyoruz tamam mı? Patlama oldu yani bende. Bir hayret patlaması oldu ya. Hay bu ne ya, bu ne ya diyorum. Görüyor musunuz?
Hatırladın mı? Gayri ihtiyarı ya. Tek tek görsem öyle olmazdı. Hepsini bir anda gördüm. Hayal edemeyeceğim meyvelerin tiplerini gördüm. Bunu bilmesen, bu öteki ucu değil mi? Bu öteki ucu değil mi? Yani şu, kadef lemen zekâ. Öteki ucu ne demek biliyor musun? Vakat hâbe men desâhâ. Bunun zıttı da bu. Yırtıldı. Anladın mı? Bir tanesi bu uç. Bu hep bununla konuştuk. Kadeflemen zekâ. Bu ne kadar, unutmayın. Bir insan ne kadar yükselebiliyorsa o nispete zıttı kadar inebiliyor. Nihayetsiz yükselişi varsa nihayetsiz alçalması da var. Yoksa olamaz. Ademsiz vücut yoktur. Nerede kullanıyorum bunu biliyor musun Mukan? Şefkat bakımından en şefkatli kimdir? En zalim de onlardır. Ondan zalim olamaz. Buraları keselim mi abi? zıttı. Zıttı var. Yani çünkü olamaz zaten. En acımasız onlardır. Ama en acıyan da onlardır. Zıt zıttını barındır. Yoksa yoktur. Peki bunu nasıl muhafaza edecekler abi? Boş ver şimdi. Konu başka bir şey. O sorsun. Sen sorma. Yani ne kadar yükselebiliyorsan, yükselebilmen için vücuttur bu. Adem lazım. Ademsiz vücut yoktur. Mesela denizlerde buz dağları var. Iceberg buzdağı diye. Ucu gözüküyor değil mi? Oysa dibi önemli. Dip acayip. Yani dibi ne biliyor musun? Kadef lemen zekâ. Yutuldu. İnsan yutuldu. Yutuldu. Kadef lemen zekâ. Vakat hâbe men desâhâ. Vakat hâbe men desâhâ. Allah Allah. 91. surenin 10. ayet. Nefsini günah ile örtüp gizleyen de hüsrana uğramıştır. Yani lügat manası şey vermiyor yani. Vakat hâbe men desâhâ. Men desâhâ. Böyle yutuldu. Ötekisi ise kadeflemen zekkaha ve şahitine dahil olur. Bu ise vakat haba men desaha, vakat haba men desaha altında dahil olur. Ben ateşler bir hayal etmeden dalıyla. He? Ve ateşler bir hayal etmeden dalıyla onun arkasında mı? Evet. Bak şimdi işte mahiyetini şu tarzda bilen. Şimdi bize hitap ediyor. Mahiyetini şu tarzda bilen, insan eden. Yani bilmeyi ruh seviyesine kadar taşıyabilen, izan. Ona göre hareket eden, kadeflah men zekka beş aletine dahil olur. Çünkü tefekkür aynı zamanda hududunu çiziyor. Neyi tefekkür ediyorsanız hudut atıyorsunuz, hudut koyuyorsunuz. Emaneti bir hakkın eda eder. Emaneti bir hakkın eda eder. Emanet. Burada peki o saymış olduğumuz süreçte sudan girdik. Akıl, cebir vesaire. Ceset, enerji. Biz orada neredeyiz? Hiçbir yerde. Bir yerdeyiz, her yerdeyiz. Hiçbir değiliz. Her yerdesin, hiçbir yerde değiliz. Çünkü hiçbir şey olan her şey olabiliyor. Bir şey olan bir şey kalır. Her şey olabilen hiçbir yerde muayenliği yoktur. Mesela benim gömlek, atlet. Bak, atlet, vücudum, benim hayatım, benim his ve şuurum, benim aklım, benim ruhum.
Ben olan bene geldik. Peki bu saymış olduklarında hiçbir tanesi ben var. Hep sahiplenilen. İşte insanoğlu burada aldanmış. Bazen gömleğe ben demiş. Bazen bazıları atlete ben demiş. Bazıları bedenine ben demiş. Bazı hissiyatlarına ve hislerine, şuuruna, his ve şuuruna ben demiş. Bazıları akıllarına ben demiş. Bu ben olabilir mi? Bu nedir benim? Aletim, gözlüğüm. Akıl için diyor ki alettir diyor. Buna ben diyen ne dersiniz? İşte aklına ben diyen de ehli hakikat nazarında gözlüğüne ben diyen gibidir. Çünkü akıl cihazı diyor üstad. Akıl aleti diyor. Kalbe de diyor ki akıl ve kalp cihazı diyor. Tamam mı? Ruhta da öyle diyor. Ruhta da cihaz diyor. Peki cihazına ben diyen ne kadar aldanmıştır? Cihazına ben diyor. Ha şimdi buraya kadar ruhta dahil benim ruhum diyen, benim ruhum diyen ruh değil. Benim ruhum diyen ruh ayrı, ben diyen ayrı. Bundan sonra hepsi, hiçbirisi senin alakası yok. Bunlar ölümle alakalı, bunlar dirilecek de, ölecek de, cennete girecek de, girmeyecek de, hep bunlarla alakalı. Bu başka bir şey. Cennet üstü bir şey o. O ben, yani o ene ben miyim Hasan abi? O benim. Yani o o cennette de alakası yok. Ne ayrıdır, ne kaydı diyorsun evet. Abi. Yani Allah'tan değil. Allah, yok Allah'tandır. Allah'tandır ama o değildir. Yani ama o benim yani. O benim. Ondandır, o değil. Böyle bir isim verirsek Hasan abi, isim demeyeyim yani. Değil. Mahluk değil ama hani. Ene işte. Hani o zaman herkeste böyle bir ene mi var? Var. Bir ama, tane değil yani. Hı? Bir tane değil yani bu aslında. Evet. Şey, mecul bir tanedir. Nur-u Muhammed'i bir tanedir. Eneler top adettir. Hı-hı. Ama bu eneler beşeriyette ölmüştür yani. Hı-hı. Çekirdeğe yine batırılmış. Öyle bir şey yok yani. İşte ben de neyi kastediyor birileri? Gömleği. Birileri atleti kastediyor. Ben derken. Pergeli oraya koymuş. Hayatını ona göre tanzim ediyor. Yani cesedi ben diyor. Nereden biliyoruz? Cesedi esas almış. Hayatında, düşüncelerinde, fikriyatında, eylemlerinde, davranışlarında, cemaat seçiminde, cemaattaki ahenginde, cemaattaki iletişimde, hizmetteki koşturmasında gözüküyor ki cesette ben diyor. İltifat arıyor. Takdir arıyor. Benim dediğim olsun. Koy oraya. Olmaz. Yani tahakküm bari. Olmaz. Şey falan. Bu tür hareket edenler beni cesedidir bu. Cesedi kastetmiş. Abi öyle olur mu? Sen iknin edersen de bu işte. Geç biraz arkaya. Aklına ben diyor. Beni dinleyeceksiniz. Ben konuşulacağım. Benden bahsedilecek. Ben var ya ben. Yani bunu da esas alıp çalışıyorsa beni orayı kastetmiş. Ruhu kasteden ise ahireti gaye edinmiş. Ahiretteki uçmalar, kerametler, keşifler, tamam böyle, haller böyle. Onun peşinde yani. Onun peşinde. Onunca o da kastettiği ben şeydir, ruhtur. Peki abi, nur ve mane cihetiyle bakacak olsak, nur cihetiyle biz kainatta, fihriste, ona aynedar. Tamam. Mana cihetimiz de var diyebilir miyiz o zaman? O evet. Zaman da... O Allah'a. Mesela onu gösterdiğimiz gibi, evet. Cilvesimizde gözüktüğü gibi, o zaman mana cihetiyle de... Bak, bizdeki enede Allah taayyum ve teşahhus ediyor mana. Enede cilve, cemal, nakış, sanat cihetiyle de nur. Tamam, şimdi enenin içinde, eneyi de karpuz gibi say, yar içini ikiye ayrıldı. Nur ve mana mı? Nur ve mana, cilve, cemal, nakış, sanat. Yani şey cihetiyle, mana cihetiyle Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Bunu tanımlayıp çözmek için, yarmak için ustad diyor ki, enne, zerre, nokta, elif yöntemiyle bunlar çözülüyor. Bu alettir. Arabayı tamir edeceksin. Bildin mi arabayı? Arıza budur. Radyatör delinmiş.
sökülecek, kaynak olacak bir şey değil mi? Tamir edecek. Alet gerekmiyor mu? Alet, 4 tane alet var. Çalsın. Hoşuma gider. Gavur memleketi nezar çok güzeldi. Bak. Ene. Ene. Zerre. Ez. Elif. Nokta. Tamam bak. Ene, Usta Zira ile kullanıyor. Ene, 30. sözün başını okuyorum. Ene, zerreden ibaret olan, ene ve zerreden ibaret olan elif bir noktadır. Yani ene ayrı, zerre ayrı, elif ayrı, nokta ayrı. Sıralama yukarıdan mı sana? Evet. Yukarıdan kendine. Ene, zerre, elif. Çünkü elif de noktalardan olmuştur. Zerrelerden. Zerrelerden. Zerrelerden olmuş. Ene tüpede. Noktada biz bu alemde bir en son. Cümleyi bitirdiğince ne koyarsınlar? Nokta. Meyve ağacı nesidir? Noktasıdır. Hani eğer ağacı düşünüyorsan nokta meyvedir. Ama biraz enfüsçiysen meyvenin içindeki çekirdek nokta. Allah. İşte haydi infela, haydi infela, tek güzel tevafuk. Vay. Böyle yaparsan emaneti bir hakkın eda eder ve o enenin dürbünüyle enenin çıkartıyorsun dürbünüyle. He? Kainat ne olduğunu, tamam mı? Bu ders onun makamdan üstündür. Sünnettir o dinlemek. Bu ise bu farzdır. Kur'an hakikatları. Enenin dürbünüyle kainat ne olduğunu o zaman, ne vazife gördüğünü görür. Görür ha, anlar değil. Dürbününe bakıyorsun ya. Görür. Afaki malumat, dış dünya, geldiği vakit enede bir musaddık görür. Enen de ikiye ayrılır, unutmayın. Murat nerede Murat? Bak şimdi, ene de ikiye ayrılır. Bir mülk, bir melekut. Nasıl ki Nur-u Muhammed'i, iki Nur manaydı, dışarı çık, enenin de mana tarafı Allah'a bakıyor, Nur tarafı şecere-i hilkata bakıyor. Bizde de o ene içerisi taayyum ve teşahhus mana tarafı, cilve, cemal, nakış, sanat, mülk tarafı. Çık dışarıya, daha çıkıyoruz. Ene vacibül vücuda bakar, iyâken abudu ve iyâken esten diyebilen. Mülk tarafı ise takvim olmak, ruzname olmak, çekirdek olmak, harita olmak, ondan sonra 11. sözde geçiyor. O da mülk tarafı. Bak. Burası değil. Ha Salisen, orası değil be kardeş. Nereye gitti? Mikyas, mizan, liste, harita, fezdeke, anahtar, ahsen-i takvim olur. Dişe vurur. Tamam mı? Ene'yi de unutma. Böyle koyayım. Çıktık ya dışarıya. Anlıyor musunuz? Ne kadar anlatırsan ne yapayım?
Ene de kendisi de bir varlık. Dedik içeriye girdik. İçeri birden çıkayım mı? Nur ve mana vardı. Çık dışarıya. Mana tarafı taayyum ve teşahhus eden Allah. Taayyum ve teşahhus ediyor. Onu kastedeler İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn deniliyor. O, ondaki ben. Bu bu esmadaki Allah ne demiştin abi sen değil mi? Oraya teşahhus edin. O, oraya şimdi girme. Tamam. Dağılırız. Şimdi bu ene, nur ve mana tarafı mı? Mana, Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Nur tarafı, cilve, cemal, nakış, sanat. Tamam. Bundan da çıkıyoruz. Bu ene, enenin şey tarafı, mana tarafı, İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diyebilmek. Batın. Birincisi hep batın. Dışa çıkışı enaniyet. Bu bizim bildiğimiz lugattaki enaniyet, gurur kibir değil. Enaniyet mülk tarafıdır. Enenin mülk tarafı enaniyettir. Enaniyetin melekut tarafı enedir. Anladınız mı? Bir daha. Enenin mülk tarafı enaniyettir. Melekut tarafı enedir. Şimdi bu enaniyetten var. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn batın tarafı. Bunu diyen mülk tarafından bahsediyorum. Mülk. Kim o? Bir. Mikyas'tır. Esma-i İlahî'nin garaybin firistesi. Enaniyet. İki. Hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyasıdır. Üç. Şu kainattaki alemlerin bir mizanıdır. Dört. Hem bu alemi kebirin bir listesidir. Beş. Hem şu kainatın bir haritasıdır. Altı. Hem şu kitab-ı kebirin bir fezdekesidir. Yedi. Hem kudretin gizli defilerini açacak bir anahtar külçesidir. Sekiz. Hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalatın bir aseni takvimidir. İşte mahiyet hayatın bunlar gibi eminlerdir. Bu enaniyettir. Enaniyet. Yani insanın motorudur. Tamam mı? Bu ikisini de gene çevirdik. Bunun bir şeydir. Bunun da en dışarıya çıkayım. Dışarıya çık. Ruh. Ruh. Akıl. Daha dışarıya çık. Akıl, his ve şuur. Daha dışarıya çık. Dikkat ediyorsun, ikisini de işliyorum. Akıl, his ve şuur. Daha dışarıya çıkıyoruz. Şuur ve his, hayat. Daha dışarıya çıkıyoruz. Hayat ve kainat. Daha dışarıya çıkıyoruz. Tamam mı? Ben ve ceset. Buraya çıkıyoruz. Bu cesette o mülk tarafının en kesifi enaniyet. Bu taraftakinin en kesifi de insan olmak. İki kanalla geldim ya. Niye şaşırıyorsunuz ki? İki kanalla geldim. Allah Allah. Geleyim, bir daha geleyim. Ene. İki kanalla geleceğim, tamam mı? Bir bu, bir bu, bir bu, bu, bu. Merkeze koyup dışarıya çıkacağım. İnsandakini peygamberimizle konuşmayalım. Onun bizdekini mi? Ene var mı bizde? Nur, mana, taayyun ve teşahhus, cilve, cemal, nakış, sanat. Geldik. Tamam mı? İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diyebilen firiste, mikyas, mizan, liste, harita, fezdeke, külçe, dokuzdur yani. Anahtar külçesini unuttum. Hem kudretin gizli defilerini açacak bir anahtar külçesi, sonra ahseni takvim. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Bir de bu dokuz. Tamam mı? Dokuz tane şey.
Hiçbir şey dayanmıyor artık bize. Tamam, burada mıyız? Çık dışarıya. Çık dışarıya. Buraya. Artık dışarıya çıkıyoruz. Ruh, akıl. Çık dışarıya. Akıl, his ve şuur. Geliyorum. His ve şuur, hayat. Hayat, kainat. Çık dışarıya. İnsan ve beden. Böyle geldi. Kim ne? Geldim buraya. Şimdi ben bu komplesiyle Allah paketledi, paketledi. Bir glaf latif beden misali sardı. Karşımızda benim. O zaman ben kimim? Pergeli nereye koymuşsan olsun. O zaman mananın aşağı tarafa bakın. Sonra bu benim ya. Tamam dedim ya, bunun için saydım. Tamam, hiç kaçırmayın burayı. Tırırt yaptık mı böyle? Burada mıyız? Şimdi dinle. Beşaretinde dahil olur. Bu sistemin altında dahil olursun. Emaneti, yani ruzname, takvim, misal. Emaneti bir hakkın eda eder. Bunu fark ettin. Ve on, o enenin dürbünüyle, bu sistemin işleviyle. Bak iki dürbünde, bir sağ göz, bir sol göz. Tak, tak. Sağ geçmiş, sol gelecek. İki gözlük değil mi? Bir böyle geldi. Dürbünüyle kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür. Bizim bildiğimiz gibi değil bu. Kainat niçin kurduğunu, ne işlevi yapıyor, neyin adına çalışıyor, görür. Ve afaki malumat nefsi geldiği vakit düş dünyadan gittiği, geldiği kadındır, erkektir, paradır, makamdır, ne bileyim. Geldiği vakit enede bir musadık görür. Yani gelenin içeri girdi. Bu budur, bu da budur, bu da budur, bu da. Bunu koy buraya, bunu da koy, bunu da koy. Karıştırma der içeride, koyar. Hepsini yerine koyar. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre beşeriyetin levazımatına uyar. Ruhsal hayata uyar, vazifeye uyar, ubudiyet uyar, namaza uyar. Allah şey yapar, böyle karıştırmaz. O ulum nur ve hikmet olarak kalır. Gelenleri yerine koydu mu? Bu budur, bu da budur, bu da budur, bu da budur. Ulum ve nur olur. Ulum ve nura inkılap eder. Zulmet ve abesiyete inkılap etmez bu insan. Artık aleminde seyircidir yani. Öyle beşeriyetin, dogmatiklerin, beşeriyetin, cismaniyetin, bedensel halin, yani kainatın öyle şeyleri, meş'um şeyleriyle, fiilleriyle onu çökertemez. Çünkü o zulmet ve abesiyete inkılap etmez artık. Baktakiye'ne vazifesini şu şekilde ifa etti. Vahidi kıyası olan mevhum rububiyetini, şu sistem var ya, vahidi kıyası, tık 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 tık, bununla, tamam, tık 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 tık, mevhum rububiyetini ve faraizi maliketini terk eder. Şu sistemi gördükten sonra, ha, bu sistem bittiği yerde esas benim şurası, astım, Nur-u Muhammed'i. Bu sistemle bunu görür, bu sistemi işlettirdi. O zaman bakar ki mustaki ben, benim bir vücudum yok. Yani bu yaprak ben varım, ben varım, benim gibi var mı falan. Yakışıklıyım, güzelim, zenginim, şuyum buyum. Kadınım, erkeğim, zenginim, fakirim. Alimim, cahilim, büyüğüm, küçüğüm. Ölüyüm, diriyim. Yok. Çekirdek diyor ki bir dakika. Aşağıdan. Ne yapıyorsun, ne bağırıyorsun ya? Beni, kendini bensiz mi ifade edeceksin? Ha, bu sistemi işledikten sonra aslı kaynağını görür. Aslı... Mevhum rububiyetini, ben olan benden vazgeçer, ben denilen şeyden vazgeçer, farazi maliketini terk eder, lehün mülk, mülkü ona bırakır. Velül hamd ona bıraktığı için hamdı da ona yapar. Velül, lehül mülk, velül hamd, velül hükmü, hükmü de onun karar vereceğini şey yapar kendine. Ondan sonra artık veyle-i turcun, beklemeye başlar. Rucu etme artık. Yani tefekkür ede. Aslında tefekkür edebilmek Allah aslında seni onaylıyor demektir. Onaylanmayan onaylayamaz. Sevilmeyen sevemez. Tamam mı? Bir nevi miraç hükmünde olan namaz ile diyor. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Huzura ruh kabul edilirse namaz kılar. Yoksa kılamaz.
Yani bu sefer artık tefekkür edebiliyorsan onaylanmışsın demektir. O zaman taşınıyorsun oraya. O zaman ne yapar? Vayle-i turcaun. Ona rücu eder. Der, hakiki ubudiyetini takınır. Makam-ı ahseni takvime çıkar. Buraya çıkar. Eğer o ene hikmeti hilkatini unutup, bunları unutup, sen yoktun, bu sistemi ikisini unutup, vazife-i fıtresini terk ederek, şu sistemin işlevini, kendine mana ismiyle baksa, yani bu dünyaya bütün için baksa, bedenine beden için baksa, yani bir şeyin dışa vuruşu değil. Ben benim, sen de sensin. Oysa ben et yunağı değilim, donmuş enerji değilim, donmuş et değilim. Nasıl? Odun gibi. Yani odun, donmuş duman, donmuş nur, ısı, ışık vesaire. Daha arkaya git. Dalga boyları var. Baksan, kendini, bak ne cinayete bak. Çok önemli olduğu için buraya koyuyorum. Kendini malik itikat etse, bu işlevinden haberi yok, ben benim, ben müstakilim. İtikat etse, o vakit emaneti ihanet eder. Fakat haba mendesaha altında dahil olur. Sistem onu yutar. O yutan sistem şeytandır. Şeytan bir taş ören şirkettir. Taş ören şirket cehenneme taşıyor. Cehennem de taş ören şirkettir. O da Adem'e taşıyor. Ne yapar? Adem ise kadıfla men zekâ. Fakat haba mendesaha altına dahil olur. İşte yukarıda ne demiş? Fakat kadeflaha men zekka beşaretine dahil olur. Bak cümleye bak. Beşaretine dahil olur. Burada ise vakat haba men desa altında dahil olur. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlid eden enaniyetin şu cihetindendir ki semavat ve arz ve ciban tedahuş etmişler. Farazi bir şirkten korkmuşlar. Şunlara benlik vermiş. Evet, ene ince bir elif. Şu sistemin dizilişi elif. Nokta noktalar. Her bir tanesi zerre. Zerrelerden oluşan çizgi ene. Elif. Evet, ene ince bir elif, bir tel. Farazi bir hat iken mahiyeti bilinmese tesettür toprağı altında ne şu nema bulur. Tesettürü sırf kadınların örtülmesini zannediyorlar. Tesettür toprağı altında. Tamam. Toprak bir tesettürdür. Onu çirkinlikleri hayra dönüştürendir. Ölüleri diriltendir. Ölü hisleri canlandırandır. Gübreyi meyvelere dönüştürendir. Mahiyeti bilinmese tesettür, ya çok acayiptir ya. Ya tamam topu bak. Tesettür. Yani ne şu nema yeridir yani. Batını dışa çıkış yeridir. Toprağı altında ne şu nema bulur? Gittikçe kalınlaşır. Vücudu insanın her tarafına yayılır. Vücudu insanın her tarafına yayılır. Koca bir ejderha gibi vücudu insanı beleder. Bu sistem. Yani bu bilinmese diye yapıyorum böyle. Hani yaptım ya böyle. Bütün o insan, bütün letaifiyle adeta ene olur. Sonra nevin enaniyeti de bir asabiyet-i neviye ve milliyetçiliğiyle o enaniyete kuvvet verip, bir de milliyetçilikte kuvvet vermişse, bir de gurur kibire şey yapmışsa, işte milliyetçilik zaten bu sistemin işlevinin haberdar olmamaktır hiç. Hiç haberi olmamaktan kaynaklanıyor. Yani benlik iddia edenler de bu sistemde haberi yok dedi. Fakat habemen dessaha oldu. Dışarıya ne gözükür? Ben. Başka? Biz. Grup. Milliyetçilik. Biz insanlar der. Eşyalardan tefevvük ettirir. Sonra menfi milliyetçilik başlar gibi böyle şeylikler başlar, pis kurtlar başlar.
Milliyetçiliğe o enaniyet kuvvet verip, o enaniyete kuvvet verip, o enaniyet-i neviye istiyab ederek, bu sefer dedik bir şey ne kadar yükselebiliyorsa o kadar dipte aşağıdadır. Bir insanın ne kadar yükselebilmesi için o nispeti eksi olması lazım. Şöyle diyeyim. Artı 5 diyebilmen için ne olması lazım Murat? Eksi 5 olması lazım. Artı sonsuz olabilmesi için yoksa yok. Eksi sonsuz yoksa artı sonsuz yoktur. O zaman ne olur? Kuvvet o enaniyet-i neviye istinad ederek şeytan gibi Sani Zülcelal'in emirlerine karşı mübareze eder. Sonra kıyası bir nefs suretiyle sonra kendini diğer insanlara kıyas eder. Mevcudata kıyas ederek herkesi hatta her şeyi kendine kıyas edip onun için zulümdür diyorum ya. Mesela ben benim bir zaafım var. Televizyondan kurtulamıyorum. Zannediyorum herkes televizyonluk muhtelasıdır. Ben de var ya. Ben mesela telefon oyunlarına muhtelayım. Mesela ben ahlaksız videolara muhtelayım. Mesela ben maça muhtelayım. Ne bileyim yani. Ben enaniyeti muhtelayım. Ben şöhreti muhtelayım. Ben desinler gibi hareket ediyorum. Tamam mı? Zannediyorum ki herkes de böyledir. Bu ne yapar diyor. Sonra kıyası bir nefs cihetiyle kıyas eder herkesi. Herkesi kendi elbisesini giydirir. Herkesi diyor. Hatta her şeyi kendine kıyas edip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Gayet azim bir şirke düşer. Yine şirke le zulmün azim mealini gösterir. Yani şirk ne kadar büyük zulümdür. Evet nasıl miri malından 40 parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Öyle de kendime malikim diyen adam her şey kendine maliktir demeye ve itikat etmeye mecburdur. Evet. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavatı.